sırada farklı komünitelerde yaşayan bazı türler arasındaki simbiyotik ilişki örnekleri verilmiştir. Bu ilişkilerin hangileri komensal etkileşime örnektir? Komensalizm biri fayda görürken diğeri ne fayda ne de zarar görecek. Midye kabuklarına tutunarak yaşayan Brizio canlısı midyenin sağladığı su akıntısıyla beslenir. Brizio'nun midyeye herhangi bir faydası ya da zararı yoktur. O yüzden komensalizme örnek. Sucuk kaplumbağaların kabukları üzerinde yaşayan alpler, üzerinde yaşadığı konakla hareket edip korunur. Algin üzerinde yaşadığı, yani sucuk kaplumbağaların kabukları, sucuk kaplumbağaların bu olayda ne fayda ne de zarar gördüğü gözlenebilir. O yüzden komensalizm örneğidir. Vantuzlu remora balıkları köpek balığına tutunarak ona zarar vermeden yaşar, korunur ve beslenir. Köpek balığı bundan ne fayda ne de zarar görür. Cevap E. Aralarında parazitlik ilişkisi bulunan parazit ve konak canlının birlikte bulunması durumunda gelişimleri aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir? Parazitlikte biri fayda görürken diğeri zarar görür. O yüzden parazit canlı faydalanırken konak canlı bu birliktelikte zarar görür. Cevap B. Bu mutualizm grafiği olabilir. Bu biri faydalanırken diğeri etkilenmiyor. Komensal. Biri faydalanırken biri zarar görürken diğeri etkilenmiyor. Amensal. Bu da av avcı ilişkisidir. Buna göre cevap B. Aynı komünitede yaşayan türler arasında ortaya çıkan etkileşimlerinden hangilerinde etkileşim halindeki canlılardan biri yarar görürken diğeri zarar görsün? Biri fayda, diğeri zarar. Rekabette aynı besin ya da aynı alan için veya çiftleşmek için aynı türün bireyler arasında rekabet olur. İkisi de birbirinden zarar görür. Parazitlikte biri faydalanırken diğeri zarar görür. Amensalizmde biri zarar görürken diğeri etkilenmez. Predasyon ise av avcı demektir. Av avcı ilişkisinde de biri faydalanırken diğeri zarar görür. O yüzden 2 ve 4 bu özelliğe örnek verilebilir. Cevap D. Aşağıdaki görselde bir palyaço balığının yakıcı kapsüllere sahip anemonların tentakülleri arasında saklanarak kendini koruması gösterilmiştir. Palyaço balığı anemonların arasına gezerek onların hareketlenmesini, böylece oksijenlenip daha iyi büyümelerini sağlar. O zaman burada karşılıklı fayda var. İkisi de birbirine artı artı şeklinde. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Palyaço balığının anemonların yakıcı kapsülünden koruyan adaptasyonları vardır. Kendisi etkilenmiyor ama düşmanları bundan etkileniyor. Doğru. Anemon ve palyaço balığı arasında karşılıklı yarar esasına dayanan mutualizm var. Doğru. Mutualist ilişkiler gereksinimleri aynı olan türler arasında değil, gereksinimi farklı olan türler arasında olur. Gereksinimleri aynı olursa o rekabete sebep olur. 1 ve 2 doğru. Cevap C. Bir komünitede aşağıda verilen etkileşim örnekleri tespit ediliyor. Buna göre etkileşimlerinden hangileri amensalizme örnektir? Amensalizm biri zarar görürken diğeri etkilenmeyecek. Mandaların otlamak için gezdikleri sırada attıkları adımlarla böcekleri ezmesi. Mandalar bu durumdan etkilenmiyor ama böcekler zarar görmüş oluyor. Amensalizme örnek. Böcek yiyen kuşların mandalar beslenirken onu takip edip ezdiği ve ortaya çıkardığı böceklerle beslenmesi, burada böcek yiyen kuşlarla mandalar arasında, yani kuşlar ve mandalar arasında komensal ilişki var. Çünkü kuşlar faydalanıyor ama manda bundan etkilenmiyor. Ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinden üretilen maddelerin yağmur suyuna karışıp diğer bitkileri olumsuz etkilerken cevizin etkilenmemesi. Bu da yine amensalizm örneği. Diğer bitkiler zarar görüyor ama ceviz etkilenmiyor. O halde 1 ve 3 buna örnektir. Cevap E. Aşağıdaki tabloda bir komünitede yer alan farklı türler arasındaki ilişki şekilleri ve etkileşimler gösterilmiştir. Buna göre ilişki tipleri aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak gruplandırılmıştır? Türler birleşmiş haldeyken etkilenmiyorlar, ayrıyken de etkilenmiyorlar. O zaman nötralizm.
Bir aradayken ikisi de faydalanıyor, ayrıyken ikisi de zarar görüyor. O zaman mutualizm. Biri zarar görürken diğeri etkilenmiyor. O zaman amensalizm. Biri fayda görürken diğeri etkilenmiyor. O zaman komensalizm. Cevap B.